18 Mayıs Kırım Tatar soykırımı kurbanlarını anma günü. Sürgün yüzünden 190 binden fazla Kırım Tatarı vatanını, yakınlarını, çoğu ise hayatını kaybetti. Sovyet rejiminin zulmüne maruz kalan ve 1932-1933 yıllarında Holodomor soykırımının kurbanı olan Ukrayna halkı sürgünün acısını çok iyi anlıyor ve bu acıyı içtenlikle paylaşıyor. Bu bizim ortak acımız. 18 Mayıs 1944 tarihinde Stalin rejimi bir sonraki suçunu işledi. Kırım Tatar halkının sürgünü. Kırım Tatarlarını Kırım'dan sürme operasyonu 18 Mayıs 1944'te sabahın erken saatlerinde başlamıştı. Kırım Tatarlarını sürgüne götüren ölümcül yol ortalama olarak 2-3 hafta sürmüştü. Havasızlık, açlık, susuzluk ve hastalıklar nedeniyle yolda binlerce Kırım Tatarı hayatını kaybetti. Uzun yıllar sonra vatanlarına dönebilen binlerce Kırım Tatar 2014'te yine evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bugün Rusya, Kırım Yarımadası'nın yerli halkına karşı suç işlemeye devam ediyor. Geçen hafta Ukrayna parlamentosu, yabancı devletlerin parlamentolarına ve uluslararası örgütlere seslenerek 1944 Kırım Tatar sürgününün bir soykırım eylemi olarak tanıma ve 18 Mayıs'ta Kırım Tatar soykırımı kurbanları anma günü çerçevesinde yapılan anma etkinliklerine katılma çağrısında bulundu. Uluslararası toplumu, Kırım Tatar halkının haklarının ihlallerini kınamaya ve 1944 Kırım Tatar sürgününü soykırım olarak tanımaya çağırıyoruz. Eminiz ki Ukrayna askerleri sayesinde çok yakında hür insanların yaşadığı özgür ve gelişen Kırım'ı göreceğiz.